şehir merkezlerinde sorunlu, trafik sorununu çözmek kolay değil. Temel bir takım projeler gerektiriyor. Bizim de genel sekreterimizden başlamak üzere mühendisimize kadar, işçimize kadar Şanlıurfa'nın 12 ilçesinin gelişimi için, kalkınması için, sorunların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel sorunları hemen bitirmek kolay değil. Bunun için biraz sabırlı olmamız lazım. Ama hedeflediğimiz konuda da bir bir adım adım gidiyoruz. Kararlıyız. Çözeceğiz, çözmek durumundayız. Bunun için millet bize bu emaneti tevdi etmiş ve her dakikayı, her saniyeyi Şanlıurfa'nın hizmetine ayırmış durumdayız. Şimdi bugün 5-6 mahallemizi ilgilendiriyor. İnanınız olun, Karakoyun bölgesinde yıllardır trafik sıkıntısı var. Bu mahallelerimiz oluşmuş durumda. Gerek Akşemsit, Direkli, Süleymani, Karakoyun, Hızmalı. Bu mahallelerimiz oluşmuş zaten. Caddesiyle artık tamamlanmış durumda. Fakat trafik sıkıntısı var. Hem Süleymaniye Caddesi'nde hem Mehmet Başkanımız da söyledi. SSK Caddesi'nde sorun var. Şimdi bu sorunu bizim yekün olarak çözmemiz lazım. Bunu da dedik ki Karakoyun'un sağ ve solunda kamulaştırma yaparak hem yol genişletme çalışmaları hem bu mahallelerin trafikle ilgili tahliye işlemlerini yapıp tek yön uygulamasında bu mahallelerimizi Devteşli'yi, Süleymaniye'yi, Akabe'yi, Karakoyun'u, Hızmalı'yı, Şehitli'yi, Bağlarbaşı'nı etkileyebilecek boşalmalar sağlansın. Ve bunu da çevre yollarıyla bağlantısını sağlayalım. Şimdi Ekler Caddesi dediğimiz cadde geliyor, şurada tıkanıyor. Ana yola bağlanılamıyor. Bu proje yine ana yoluna bağlanacak. Kuzeybatı köprü, Kuzeybatı çevre yolumuz yeni yapımına başladı. Bu yıl sonunda bitecek. O çevre yolunu bizim Devteşli'nde 25 metrelik yol gelip Süleymaniye'nin orada tıkanıyor. Bağlı olmuyor. Şimdi bu projeyle oradaki yol Karakoyun dibine inecek. Sağ ve sollu olarak bu kavşakla İpek yoluna bağlanacak ve dolayısıyla kavşaklar birbirine bağlanmak suretiyle trafikte akış sağlanacak. Bunlar önemli projeler. Temel projeler. Şimdi yıllardır bir takım eksiklikler var. Temel projelere girmek kolay değil. Bugün sadece burada evlere vermiş olduğumuz kamulaştırma ücreti 16 milyon 750 bin. Proje bedelimiz de 19 milyon. Proje bedeli kadar biz kamulaştırma veriyoruz Eskişehir'lerde. Eskişehir'lerin yani tamamlanmış olan mahallelerin böyle bir sorunu var. Fakat buna rağmen Şanlıurfa için önemli ise proje, adım atmaktan çekinmiyoruz. Sorumluluğu göğüslemeye, çalışkan olmaya, kaynak bulmaya, bu sorunları artık tarihin çöplüğüne atmaya, Şanlıurfa'yı kalkınmış bir şey yapmaya kararlıyız. Şanlıurfa belediyecilikte kırsalda ve merkezde olmak üzere 13 ilçesinde altın çağını yaşıyor. İlçelerimizin çevresi değişiyor. Her şekilde. Büyükşehir yasasıyla birlikte dağınık görülmesine rağmen ama inanınız olsun 20 yıllık hizmet 2 yılda gerçekleşti. 30 yıllık hizmet 3 yılda gerçekleşti. Öyle. Şu an Biricik. Cuma günü oradayız. İçme su arıtma tesisini temenni. İçme su arıtma tesisi. Harfetiler içme su arıtma tesisi. Hilvan'da içme su arıtma tesisimiz yapılıyor. Siverek'te içme su arıtma tesisi yapılıyor. Finanşehir'de temel atıldı yapılıyor. Hedefimizde tüm ilçelerimizi
tertemiz Şanlıurfa merkezin içme suyu, iki ilçenin merkezi anlamında Aliye'miz ve Eyyubiye'mizin merkezini 68 mahalleyi ilgilendiren içme su arıtma tesisi yıllardır konuşuyor. Ama aynı anda 10 ilçede içme su arıtma tesisini yapan bir büyükşehir kadrosu ve bunu yaparken de yanında sosyal tesisler, köprüler, yeni bulvarlar, altyapılar, kültür merkezleri, şehir parkları birçok hizmetlere dağıtım atıyor. Valiliğimizle mükemmel bir uyum içerisindeyiz. Aynı şekilde Ankara'da bakanlıklarımızla sürekli Şanlıurfa'mıza projeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu birliktelik Şanlıurfa'da bereket olarak yansıyor. Ve katkı hepiniz. Bizler vesile oluyoruz sizler adına. Bu desteği sizler bize veriyorsunuz. Bunun farkındayız. Ve inanıyoruz, hızlı da gidiyoruz. Bakın. 4 tane köprü yapılacak burada. Karakoyun üzerinde 2 köprü yapılacak. Yine Süleymaniye alt geçidinde köprü yapılacak. Ve Şanlıurfa Gaziantep yolu viyadükle üzerine alınacak. Toplam bu 6 köprümüz 180 günde ara yollarıyla birlikte tamamlanacak. 180 günden daha kısa yapmak mümkün değil. Onu söyleyeyim. Ben de gerçekten böyle güzel bir projeye temel atma töreninde bulunmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim. Gerçekten şehrimiz Şanlıurfa için bu tür projelerin yedilikle bulunmamız, hayata geçirmesi son derece önemli. Bu projeler hakikaten kolay yapılmıyor. Sadece para meselesi de değil. İşte biraz önce bahsedildi. Kamulaştırma işlemlerinden bütçesine bir indi tüm organizasyon gerektiren projeler. Bu anlamda Şanlıurfa merkezde ve özellikle de Aliye ilçemizde çok kalabalık nüfuslu mahallelere hizmet edecek bir proje. Ben bu vesileyle inşallah bu projenin en kısa sürede hayırlısıyla sonuçlanmasını temenni ediyor. Projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkes içimden tebrik ediyor. Hepinize saygılar, sevgiler. Ve hakikaten Şanlıurfa kimliğimizi rahatlatacak olan projelerden biri. Şehirlerin gelişmişlik düzeyi tabii ki ulaşımdaki sıkıntıların giderilmesiyle de ilgilidir. Paralellik arz ediyor. Herhangi bir şehre girdiğiniz zaman eğer trafikte bir sıkışıklık varsa o şehre de gelişmiş bir şehir gözüyle bakamazsınız. Tabii Şanlıurfa gelişiyor, değişiyor, büyüyor. Bu kapsamda da birçok projeye ihtiyaç var. Ve tabii köprülü kavşaklarla, viyadüklerle ulaşım rahatlatması konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi çalışmaları var. Bu güzel projelerine, çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle bizim SSK Caddesi diye adlandırdığımız bu Akşemseddin, Akabe, Birikli Mahallenin trafiği de rahatlatacak olan bir proje. Diğer taraftan bu mahallelerle bitişik olan Süleymaniye, Bağlar, Başlı, Devteşti'deki trafiği de rahatlatacak. Ve tabii buradan Karakoyun'daki bu düzenlemeyle beraber bir taraftan trafikle ilgili rahatlamalar yapılırken aynı zamanda ulaşım yerini cazibe merkezi de oluşturuyor. Bu atıl olarak görülen bu sol taraftaki mahallemiz de bu yolla beraber, köprülü kavşakla beraber inşallah cazibe merkezi haline de dönüşecektir. Ben bu çalışmada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin bu büyük projesine hep beraberiz. Şimdi belediyecilikte görev bitmiyor. Yol, temizlik, su, her şey içine giriyor. Tabii bunlar zaman diliminde yavaş yavaş, yani tabii ki bunlar bir kereden olmuyor. Bu hizmetler her birbirini tamamlıyor. Bu Büyükşehir Belediye'mizin başta başkanımıza, ekibine bu çalışmadan dolayı ben teşekkür ediyorum. İki ilçemizi birlikte ilgilendiriyor. İki ilçe belediye başkanımızla burada. Ya Allah bismillah kaldık. Hep birlikte basalım. Ha Büyükşehir'e. Ya Allah bismillah. Bismillah. Şanlıurfa'mıza